Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz yakın bir zamanda bir kitabım çıktı. İşler Kitap Evi'nde TYT Video Konu Anlatım kitabı. Bunun konu anlatımlarına başlayacağız ama önce sizle bir TYT denemesi yapalım istedim. Başlangıç seviyesinde. Sevgili Sivri Hocam'ın denemelerini bu kanalda göreceksiniz dostlar. Kitabının içerisinde iki tane başlangıç düzeyi 6 tane, orta düzey 4 tane de zor düzeyde olmak üzere çok güzel denemeler var. Şimdi biz bu denemelerden başlangıç seviyesindeki birinci denemeyi bir çözelim istiyorum. Böylece konu anlatımlarına da başlamadan önce bir durumumuzu bir görelim. Neyiz, ne durumdayız? Haliyle siz soru soruyu ben çözmeden önce bir durdurup kendiniz çözeceksiniz. Sonra benim çözümümle karşılaştırıp kaç doğru, kaç yanlış, netler ne durumda bunları konuşalım. Kıymetli dostlarım Sevgili Sivri Hocam'ın bu kitabının satış linkini videonun yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan kitabın fiyatına vesaire bakabilirsiniz. Kefilim sorular gerçekten çok güzel. Şimdi birlikte birinci denemeyi gelin sizle birlikte çözelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bir bakalım. Her şey insanoğlunun elindedir ama yine de sırf korkaklığı yüzünden her nokta nokta elinden kaçırır. Neyi insan elinden kaçırır? Fırsatı kaçırır mı? Evet kaçırır. Güzelliği kaçırır mı? Güzelliği elinden kaçırdı. Böyle bir şey olmaz. İmkanı elinden kaçırır. Olabilir olasılığı elinden kaçırır olmaz insan olasılığı elinden kaçırmaz iyiliği elinden kaçırır bu da olmaz dolayısıyla imkan ama fırsat daha yukarıda devam edelim bu artık bilinen bir gerçek acaba insanlar en çok neden korkarlar doğrusu ilginç bir soru İnsanlar en çok atacakları yeni adımdan söyleyecekleri yeni sözden kısacası alışkanlıklarını terk etmekten korkarlar kazanımlarını terk etmekten korkarlar şimdi İnsan kazanımlarını terk eder mi? Kazanımlarını bırakır ya da kazanımlarından vazgeçer. Kazanımlarını terk eder diyemeyiz ama alışkanlıklarını terk eder diyebiliriz. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Fırsatı elinden kaçırıyor. Alışkanlıklarını terk etmekten insanlar korkuyor. Peki gelelim ikinci soruya. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Tipik bir ÖSYM sorusu. Ne yazık ki üzül üzülerek belirtelim ki tüm dünyada ve ülkemizde yerleşmiş inanç yani öğreti şöyledir. Hastalıkların sağaltılmasında yani tedavisinde ne kadar ileri teknoloji ürünü ve pahalı yöntemler uygulanırsa uygulayan merkez ve doktor o kadar gereksiz itibar görüyor yani değer görüyor, değer veriliyor. Bu nedenle tıp merkezleri milyon doları aşan yatırımlarla kalp hastaları için anjiyografi ve stent uygulanabilecek, bypass ameliyatı yapabilecek, yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek, kalp yetmezliği olan hastalara yapay kalp takılabilecek ve kalp nakli yapabilecek üniteleri kuruyor. Doktorlar da uzun yıllar bu tür yöntemleri, bakış açılarını uygulayabilmek için Eşim bakış açısı uygulanabilir bir şey midir? Elbette değildir. Dolayısıyla yöntem Yerine yol konulabilirdi. Bu tür yolları diyebilirdi ama bakış açısı olamaz. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki gelelim 3. soruya. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Sen benim tek sevgilim ve ben tecritte karanlığı beklemekteyiz. Tecrit ne demek? Özellikle hapishanede çok kullanılan bir kelimdir bu. Bir e, mahkumu diğer mahkumlardan ayırıp onu tek hücrede bekletmek, değil mi? Buna tecrit denir. E şimdi gelin seçeneklere bakalım. Beni ülkemden uzak, hiç bilmediğim yere arkadaşlarımla sürgün ettiler. Hmm, dursun. Mahkumu cezasının tek başına çekmesi için diğer hükümlerden ayırdılar. İşte ona tecrit denir tam anlamıyla. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Bir yazıdan bir şiirde anlatımı pekiştirmek amacıyla sık sık tekrar yapmak bir sanattır. Burada yok. Hastalardan ikisi yan binaya alınarak iyileşmeleri için gerekenler yapıldı ilgisi yok. Apartmanın sadece alt katlarına yarından itibaren yalıtım yapılacak ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dışarı ikinci anlamak sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Yine tam bir ÖSYM sorusu. Dışarı gerçek normal hayattaki ortam. İkinci önem derecesi az anlamak fark etmek bakalım sizi ikinci plana iten ikinci plan önem derecesi az olabilir ikinci plana iten tamam insanlara hemen sert tepki göstermek yerine onlara rahatsızlığınızı anlayacak fırsatlar verin ya da onları hayatınızdan dışarı atın şimdi şurada anlamak nerede geçti ha onlara rahatsızlığınızı anlayacak fırsatlar anlayacak fark etmek tamam olabilir anlayacak fırsatlar verin. Diğeri neydi dostlar? Anlamak. İkinci ha dışarı. Ya da onları hayatınızdan dışarı atın. Hmm, gerçek normal hayattaki ortam. Olmadı değil mi? Dışarıya eleyelim. Bu ikinci günün sonunda dışarıdaki havanın donduruculuğuna inat dışarı yani evin dışarısı gerçek normal hayattaki ortam karşılamıyor. Havanın donduruculuğuna inat sıcak dostlukların ekran başına da başında da sürdürülebileceğini anlamış. Fark etmek evet olabilir ama dışarı evin içinde mekan kapalı mekanın dışı anlamında. Dolayısıyla bu da olmaz. Konuları anlamak için lüzumsuz korkuları zihinden dışarı atarsan şimdi konuları anlamak için anlamak fark etmek mi hayır bunu ee, tamamen yoruma dayalı bir şekilde zihnimizde kurgulayabilmek, anlamak anlamındadır. Dolayısıyla bu da olmaz. Bir hastanede dışarıdaki mevki ve payelerimiz yani gerçek normal hayattaki konumumuz tamam. Servet ve imkanlarımız nasıl birdenbire ikinci derecede kalıyor? Yani önem derecesi azalıyor. Bunu kibirli dostumun beni hastane koridorunda hürmetle selamlayışından anladım. Yani fark ettim. Evet bu tam anlamıyla karşıladı. İkide bir dışarı çıkmayı bırakıp dışarı çıkmak bu gezmek anlamında değil mi? Dolayısıyla evden dışarı ortam değil. Haliyle cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 5. soruya. Şimdi bu parçada çıkmak sözcüğü aşağıdaki anlamların hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Bakalım gece yarısı şehirden çıktık. Dışarıya varmak, içeriden dışarıya doğru gitmek. Evet şehrin içinden dışarı doğru gitmek olabilir. Dolayısıyla şunu bir eleyelim. Tamam devam edelim. 3 ilçeyi geçtiğimizde güneş daha yeni çıkmıştı. Güneş yani yeni doğmuştu. Dolayısıyla D seçeneğini deyeceğiz. De Bizimle beraber işinden yeni çıkmış, üzgün bir arkadaşımız vardı. Çalışmakta olduğu işi bırakmak, ayrılmak, tamam. Ona biz de üzülüyorduk. Hepimiz yaşanır olan bir ortamdan ayrılarak karşımıza yeni bir dünyaya doğru yol almanın ümidiyle ilerliyorduk. Ben tatsız anılardan sıyrılmak için çantamdaki yeni çıkmış şiir kitabımı, yeni yayımlanmış okurla buluşmuş şiir kitabımı alıp okumaya başladım. Haliyle bu parçada Yetmek yani kafi gelmek anlamında çıkmak sözcüğü kullanılmadı. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 6. soruya. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Yine yeni nesil tam bir sınav sorusu. Yaşlanmayı fiziksel egzersiz ve diyet gibi değişikliklerle önlemeye çalışıyoruz. Ancak bunlar sadece yaşlanmayı geciktirir. Kan hücrelerinin kalitesini arttırarak yaşlanmayı tam anlamıyla azaltabiliriz. Ha birinci cümlede söylediğine ikinci cümlede kesin bir çözüm sunuyor değil mi? Bir bakalım birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmedi. Burada geçiyorum. Birinci cümlede ortaya konan amacın daha keskin ve etkili yolu belirtilmektedir. Evet kan hücrelerinin kalitesini arttırırsak artık tam anlamıyla azaltabiliriz. Diğer de geciktirir diyordu. Bakın bir de geciktirmeden bahsediyordu. İki de tamamen durdurmaktan bahsetti. Daha kesin bir çözüm Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Birinci cümledeki olgunun yaşlıları neden daha fazla etkilediği açıklanmaktadır. İlgisi yok değil mi dostlar? Birinci cümlede belirtilen olgunun vücudumuz için yararına değinilmiştir. Hayır. Birinci cümlede sözü edilen eylemlerin hangi amaçlarla yapılması gerektiğinden söz edilmiştir. İlgisi yok. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 7. soruya. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Yine kıymetli dostlarım yeni nesil tam bir sınav sorusu. E haydi bakalım şimdi. Peyami Safa psikolojik tahlilleri ve geniş hayal dünyasıyla okuyucuyu etkileme gücüne sahip bir yazardır. Hemen özetledim kafamda. Bazı özellikleriyle Peyami Safa okuyucuyu etkiliyor. Peyami Safa'nın kelime dünyası Türk, Arap, Fars ve Batı dillerinden oluşan geniş bir coğrafyayı içine alır. Ha burada da onun kelime dünyasından bahsetti. Peyami Safa psikolojik tahlilleriyle geniş hayal gücüyle okuyucuyu etkileme gücüne sahip birkaç dil bilen o birkaç dil ney? Türk, Arap, Fars bunları söylemedi. Eksik bıraktı. Bu tip sorularda yöntemimiz neydi? Konu anlatımlarında bahsetmiştik dostlar. Ne eksik ne fazla. Yan yargıların, temel yargıların tamamının orada olması lazım. Devam. Psikolojik tahlilleri ve geniş hayal alemiyle okuru etkileme gücüne sahip Peyami Safa'nın bakıyorum evet sözcük dünyası yani kelime dünyası Türk, Arap, Fars ve Batı dillerinden oluşan geniş bir coğrafyayı kapsar, geniş bir coğrafyayı içine alır. Evet tam anlamıyla karşıladı cevabımız bu. Peyami Safa'nın kelime dünyası Türk, Arap, Fars ve Batı dillerinden oluşan geniş bir coğrafyayı içine aldığı için yazarımız diğer yazarlardan daha avantajlı. Bir kere avantaj zaten yok. Aldığı için diyerek bir neden sonuç ilişkisi de yani çok zorlama olur. Çünkü yukarıda yani Zorlarsan bir neden sonuç bulursun 1 ve 2 arasında ama adam koymamış sen niye koyuyorsun? Yani 1 ve 2 arasında bu sebeple diye bir neden sonuç ilişkisi koymadı. Bu bizim kendi zorlamamız olur. Dolayısıyla C seçeneğinde eleyelim. Başta Türk dili olmak üzere Arap, Fars ve Batı dillerini kapsayan zengin bir coğrafyanın kelime dünyasına sahip Peyami Safa başta Türk dili olmak üzere başta Türk demedi değil mi? Türk, Arap, Fars dedi. Tutup da başta Türk diyemeyiz. Bir ekleme yapmış oluruz. Direkt eledim. Peyami Safa psikolojik tahlilleri geniş hayal dünyasıyla okuyucuyu etkileme gücüne sahip bir yazar olduğu gibi kelime dünyası zengin yazarların başına gelir. Evet kelime dünyası zengindir de şu dilleri yine vermedi dostlar. Eksik bıraktı. Haliyle cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 8. soruya. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bana. Bir bakalım. Birinci cümlede sanatçı yaptığı işin birden fazla işlevini belirtmiştir. Kalem kağıtla işe girişme anını çok sevdiğim için İllüstrasyonlarım genelde hem mesaj vermeye hem de sorunu çözmeye yönelik oluyor. Ha, hem mesaj veriyor hem sorunu çözüyor. Bak birden fazla işlev. Dolayısıyla bunu rahatlıkla elerim. İkinci cümlede sınırlı sayıdaki yöntemle işini yaptığından bahsediyor. Sınırlı sayıda yöntem. E bakalım bir süre sonra tasarım işin içine giriyor ve iki alan arasında gidip gelirken fazla teknik değiştirmiyorum. Sınırlı sayıda el edip 3. cümlede benzetme ve örnekleme yapılmıştır. Mesela evet örnek verdiği kesin bakalım benzetme var mı? Dergide madenciler dosyası yapmıştık. Orada biraz La Fontaine gibi anlatmıştım ama işlenen konular çok sertti. La Fontaine gibi derken orada benzetmeyi yakaladık dostlar. Direkt geliyorum. Mesela dedi zaten oradan da örneği çıkardım. Dördüncü cümlede hayvan sevgisinin amacından söz edilmiştir. Bu gibi durumlarda hayvanları kullanmayı seviyorum. Şimdi hayvanları kullanmayı seviyor. Hayvan sevgisinin amacından falan bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü cümlede toplumun bir kesimiyle ilgili saptama yani tespit yapılmıştır. Saptama eşittir tespit. Özellikle gençler konuyla ilgisi olmayan ilginç bir çizim görünce doğrudan konunun içine giriyor ve bambaşka şeyler öğrenebiliyorlar diyerek bak gençlerle ilgili belli bir kesimle ilgili bir tespitte bulundum. Yani bir saptamada bulundum. Haliyle E seçeneğinde rahatlıkla eleyebilirim. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki geliyorum. Dokuzuncu soruya. Hemen kalemimi değiştireyim bu soru için. Şöyle. Tamam. Evet. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Şimdi benzeşme, düşme, daralma, yumuşama, değişim. Haydi bakalım. Günlüğe derken günlük günlüğe. Şurada yumuşamayı gördük. D seçeneğini güzelce bir eleyelim. Başlamaya bugün karar verdim. Bu şekilde kendimi daha iyi ifade ettiğimi Dık sıfat ekini gördük değil mi? Tamam. Şurada benzeşmeyi yakaladık. Tamam. Şurada da yumuşamayı yakaladık. Tamam. E dolayısıyla benzeşmeyi diyelim. Yumuşamayı zaten bulmuştuk. Düşünüyorum. Var mı daralma? Yok. Düşünmek çünkü fiilimiz. Ayrıca ilerleyen. Hocam neydi bunun kökü? İleri. Değil mi? İleri. İlerilemek. ilerlemek. Şurada ünlü düşmesini yakaladım. Başka yerlerde de vardır belki ama Ha, hemen bulmuşken eleyelim. Ünlü düşmesi de gitti. Ünlü değişimi, ünlü daralması. Bana sana var mı dostlar? Bana sana. Bakalım. Hem yıllar önce başımdan geçen bir sürü unuttuğum olayı okuma fikri beni gerçekten heyecanlandırıyor. Evet, bana sana da göremedik sanki. Keyifli okuyabileceğimi düşünmek bana, evet, banayı da bulduk. Ünlü değişimi bana sana. Bu iki kelimeden biridir. Evet, ünlü daralması yok kıymetli dostlarım. Heyecanlandırmak düşünmek birinin sonunda ne diğerinin sonunda R var. Dolayısıyla ünlü daralması olabilmesi için bizim E'ye ya da A'ya ihtiyacımız var ki yorla karşılaştığında bunlar I, I, U, Ü'ye dönüşsün. Peki geliyorum 10. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil yer almaktadır? Bir an için yolda yürüdüğümüzü, yürüdüğünüzü sıfat fiil, hiç beklemediğimiz bir anda sıfat fiil, ayağınızın kaydığını sıfat fiil yere düştüğünüzü sıfat fiil düşünün. Hep sıfat fiil. O anda otomatik olarak zarf fiil aklınızdan ilk geçen sıfat fiil düşünce ve hareket ne olurdu isim fiil bulamadık. En az zararı görmek isim fiil için tutunacak bir yer nasıl yer tutunacak yer sıfat fiil bir yer bulmadan medenmadan zarf fiil önce elinizden destek almaya çalışırsınız isim fiil zaten bulmuştuk. E hali cevabımız C seçeneği olabilir. Olacak. Peki o el size inanmayıp zarf fiil yardım etmez ve bundan dolayı yere çok kötü düşersiniz. Yok başka. Bir dahaki sefere yolda yürürken evet zarf fiili bulduk. Hangi düşünceyle yürümeye isim fiili de bulduk ama sıfat fiil yoktu değil mi? E haliyle cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum. 11. soruya. Numaralanmış cümlelerin özneleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hadi önce özneleri bulalım. Düşmanından öç almanın en iyi yolu onun gibi davranmamaktır. Davranmamaktır yüklem. Onun gibi davranmamaktır yüklem. Onun gibi davranmamak olan ne? Düşmanından öç almanın en iyi yolu özne. Bazı insanlar birbirine iyilikte bulunursa karşılığını alacaklarını hesaba kadar Hesaba katan kim? Bazı insanlar özne. Doğası gereği katlanılamayacağı bir şey hiç kimsenin başına gelmez. Hiç kimsenin başına gelmeyen ne? Doğası gereği katlanamayacağı bir şey özne. Başkalarının ruhunda olup bitenlerin ayrımına varamadığı için mutsuz olan bir insana rastlamak zordur. Zordur yüklem. Zor olan ne? Başkalarının ruhunda olup bitenlerin ayrımına varamadığı için ha, mutsuz olan bir insana rastlamak Evet değil mi? Burası özne tamam. Dürtüleri tarafından kuklalar gibi oradan oraya sürüklenen kişiler gerçek mutluluğa ulaşamaz. Ulaşamayan kim? Dürtüleri tarafından kuklalar gibi oradan oraya sürüklenen kişiler özne. Of be ne zormuş özneler. E haydi bakalım şimdi detaylara bakalım dostlar. Birinci cümlenin öznesinde belirtili isim tamlaması vardır. Öç almanın, almanın yolu. Almanın yolu. Evet bu doğru. İkinci cümlenin öznesinde belgesiz sıfat vardır. Bazı insanlar tamam. Üçüncü cümlenin öznesinde İsim fiil vardır. Doğası gereği katlanamayacağı bir şey. Burada katlanamayacağı sıfat fiildir dostlar. İsim fiil değildir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Dördüncü cümlenin öznesinde sıfat tamlaması vardır. Nasıl insan mutsuz olan bir insan. Evet bu da doğru. Beşinci cümlenin öznesinde edat vardır. Evet gibi edatını gördük. Bunu da eleyelim. Cevabımız C seçeneği olsun. Evet geliyorum 12. soruya. Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Şöyle bir bakalım. 2000, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun. Şimdi idari yargılama usulü kanunu böyle yazılır. Kanun adları büyük yazılıyor da. 2577 sayılı derken S niye büyük olsun değil mi? Özel isim değil bir şey değil. 53. maddesi tamam. Anayasa Mahkemesi'nin kurum kuruluş adlarına gelen çekimeklere ayrılması tamam. E dolayısıyla yanlışlığı A seçeneğinde bulduk. Cevabımız da A seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 13. soruya. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Arnavut kaldırımı doğru, albenili doğru, yatakhanelerinden doğru, çok gün görmüş çok da çekmiş gibiydi. Hmm. Bu kapı çok yer gezmiş, çok gün görmüş. E gün görmüş bitişik yazılacak, değil mi? Çok da çekmiş gibiydi ama yine de dayanıklılığı ve sağlamlığı günden güne artıyordu, günden güne. ayrı olacaktı. E dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olmalıydı. Peki, geliyorum 14. soruya. İki noktanın kullanımı ile ilgili bu kuralların hangisinin örneği aşağıda verilmemiştir diyor. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna karşılıklı konuşmalarda konuşan kişi belirten sözlerden sonra kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümleden sonra genel A adreslerinde. Kuvvetler ayrılığı şu demektir birbirlerinin mahkumu ve hakimi olmamaktır. Ha. Baktığımız zaman kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuş mu? Konmuş. Otello bir şeyler söylüyor. Yani karşılıklı konuşma. Tamam. Şunu eleyelim tamamdır. Genel A adresleri Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı büyük Türkçe sözlük evet şurada genel A adresini de verdi. Şunu da eleyelim. Sonra başını iki yana sallayarak ilave etti. Yine burada bir karşılıklı konuşma durum yok. Bu konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna konur demeliydi. O yok. Kendisiyle ilgili örnek verilecek. Samsun'dan Bafra ilçesine yapılan uluslararası Kapı Kaya Doğa Sporları Festivali'nde spor yarışmaları şunlardır diyerek örnekleri sıraladı. Dolayısıyla bunu da eğleyelim. Konuşma çizgisinden önceki bölümün sonuna konulur ifadesi yukarıda yok. Ha, kullanımı doğru mu? Doğru. Ancak bu özellik yukarıda verilmedi. Dolayısıyla cevabımızda D seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 15. soruya. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir demiş. Bir bakalım. İhtiyar virgül konağın penceresini açtı. Noktalı virgül sıralı cümle çünkü bahçıvana şöyle seslendi. iki nokta üst üste bahçedeki çiçekleri sulamayı unutma. Noktalı virgül çamların akasyaların dallarını kes nokta. E şuraya da ne koyacağız? Bir konuşma çizgisi koyacağız değil mi? Bahçedeki çiçekleri sulamayı unutma. Adamın sözünü verdik. E bu sıralama nerede var? virgül noktalı virgül iki nokta konuşma çizgisi noktalı virgül nokta. Hocam şuraya niye noktalı virgül koyduk? Çünkü sıralı cümle cümlelerin birinin içerisinde bak virgül var. Bu sefer cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgüle başvurmak gerekiyordu. Haliyle cevabımız da B seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 16. soruya. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi Türk Dil Kurumu spor kelimesini şu şekilde tanımlar. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Spor denince birçoğunun aklına fiziksel hareket içeren aktiviteler gelir. Koşu, yüzme, futbol, basketbol ve tenis gibi. Halbuki sporun tanımına bakıldığında fiziksel aktivitelerle kısıtlı olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışları da The Coen's Camping dizisine konu olan satranç turnuvaları da spor musabakaları olarak görülmektedir. İki spor dalında da sporcu maç boyunca ayağa kalkmamasına rağmen bir spor yapmaktadır. O zaman video oyunu yarışmaları spor mudur? Evet şimdi soru yoluyla düşündürme yoluna gidilmiş en sonda gidilmiş değil mi? O zaman diyor bütün bu anlattıklarıma göre video oyunu yarışmaları da bir spor mudur? Hadi düşün bul bakalım. Birinci kişili anlatım kullanılmıştır. Evet birinci kişili anlatım var. Karşılaştırma var. Birçok sporu karşılaştırdı. Evet örnekleme Kesinlikle var. Bir sürü örnek verdi. Birden fazla duyuya seslenme kesinlikle yok. Bu zaten genelde betimleyici paragraflarda olur dostlar. Yani betimlemenin ağırlıkta olduğu paragraflarda bu tip şıklar doğru kabul edilir. Birden fazla duyu tatma, koklama, işitme vesaire. Oysa bu bir açıklama paragrafı. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 17. soruya. Şimdi bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Yani ikinci giriş cümlesini bulduğumuz zaman cevaba da ulaşmışız demektir. Sanat yapıtının işlevi estetik kaygıyı barındırması bir yana mevcut koşullara ne ölçüde direnebildiği ve mevcut problemlere ne ölçüde cevap verebildiği ile ilintilidir. Sanatı sinemasal üslupla her türlü insani durum ve eylemliliği anlayabilmek için bir sağaltım aracı olarak gören usta yönetmen Bergam'ın personası bize işte tam da bu noktada sanat yapıtının işlevinin ne olması gerektiğine yönelik belirli bir ipucu verir. Sanatın işlevi Bergama'da varoluşun sancılarını kadınlık arketipi üzerinden kendisini inşa ve ifşa eder. Bergaman bu görevi sanatın 7. dalı sinema ile modern zamanlarda insani durum ve duyarlılığın resmini bireysel dekadanslarla çöküşlerle çizer. Bergam'ın başarısı hem insan varlığına ilişkin problemlerin derinliklerine inerek psikanalist bir yöntem kullanması hem onun teatral gelenekten gelen rejisör ustalığında gizlidir. Çünkü Bergaman diyerek bak çünkü'yü de buraya bağladı. Şimdi kıymetli dostlarım 5. cümleye kadar dikkat ederseniz bu adamın özelliklerinden vesaire bahsetti. Tanımlamalarından vesaire bahsetti. Beşinci cümleden sonra ise Bergam'ın başarısının gizini anlatmaya başladı. Ve yine şuna dikkat edin. Çünkü diyerek bakın altıncı cümleyi beşe bağladı. Diğer cümleler hep böyle bağlayıcı ifadelerle kendinden önceki cümleye bağlanmış durumda. E dolayısıyla bizim ikinci paragrafımız beşten itibaren başlayacak. Cevabımız da C seçeneği, D seçeneği özür dilerim denizli olacaktı. Peki. Geliyorum 18. soruya. Bu parçanın başına düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bir bakalım şimdi. Bu gündemi sindirerek adama sorarlar. Hangi gündemi? Şuraya gelecek olan cümlenin içinde bunun cevabı olması lazım. Bu gündemi sindirerek kendi sanatçı kimliğini kendisi ve çevresindeki diğer insanlar için faydaya dönüştürür. Kalsasa göre bir vatandaş olmak, bir müzisyen olmak arasında hiçbir fark yoktur. O sanatsal hayatı ile aktivist olduğu yaşamı arasında hiçbir ayrım yapmamayı tercih etmiştir. Biraki sanatçı kimliğini toplum için bir faydaya dönüştürmüştür. Paragraflarda son cümleyle ilk cümle genellikle birbirine benzemektedir dostlarım. Bir bakalım şimdi. Müzisyenlik büyük bir vatandaş olmanın en önemli parçasıdır. Bu gündemi sindirerek hangi gündem demiştik değil mi? Cevap yok. Göçmenlerin birçoğu göçmen kaplarında yaşamak zorunda kaldı ve Kalsas onlar için insanüstü bir çaba ile elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu gündemi sindirerek kendi gündem, göçmenler olabilir. Dursun. İnsanlığa yürekten bağlı olan sanatçı. Özgürlük ve barışı hayatına ana temalar haline gelmiştir. Bu gündemi sindirerek hangi gündem? Burada yok. Benim bugün burada odaklanmak istediğim şey kasalsın bir insan olarak büyük bir vicdanla teşkil ettiği örnektir. Bu gündemi sindirerek hangi gündem? Gene cevap yok. Toplumsal görev bilincine sahip olan bir sanatçı içinde bulunduğu günlük olayların tamamen farkındadır. Günlük olayların tamamen farkındadır. Bu gündemi sindirerek, bu günlük olayları sindirerek kendi sanatçı kimliğini Değil mi? Kendi sanatçı kimliğini kendisi ve çevresindeki diğer insanlar için faydaya dönüştürüyor. Evet burada genel anlamda gündemden bahsediyor. Tek bir olaydan bahsetmiyor. Parçaya dikkat. Tek bir olay üzerinde yoğunlaşmamış. Genel olarak toplumun meşgul olduğu konular. O da nedir? Günlük olaylar. Evet bu tam sağladı. Bursamız güzel bir çeldiriciydi ama cevabımız E seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 19. soruya. Aşağıdaki parçaların hangisi iyi bir yazar şüphesiz çağın tüm zorluklarını olduğu gibi bütün çıplaklığı ile gözler önüne sererek romantik, mitolojik, hayali ve edebi işlemleri geride bırakmalıdır? Romantik, mitolojik, hayali ve edebi işlemleri geride bırakmalıdır. Hmm. Tüm zorlukları olduğu gibi bütün çıplaklığıyla gözler önüne sererek. Ha bir gerçekçilik var. Gerçekçiliğe vurgu var bunları da edebi işlemler falan işlemeler yani sanatsallık geride kalmalıdır. Tamam. Gerçekliğe bir vurgu var. Romanda mektepte okuduğu dönemde babası vefat eden Ahmet Cemil ailenin geçiminin Onların maddi ve duygusal ihtiyaçlarını, kardeşlerinin geleceğe güvenle ve umutla bakabilmelerini sağlayan bir görevle okurun karşısına çıkar. Bu düşünceye uzak mıdır? Değildir. Çünkü o dönemin gerçeğini yansıtıyor. Bak, insanlar geçim sıkıntısı vesaire çekiyormuş. O dönemin gerçeğini yansıttı. Dolayısıyla bu örnek yukarıdaki düşünceye uzak düşmez. Yazar oldukça zengin, saf bir delikanlının geçirdiği aşk macerasını, o günün ahlaki değerlerini, alafrangalık merakını ve toplumsal problemlerini bu romanda anlatır. Yine gerçekliğe bir vurgu var. Sanat ve edebiyat değeri bir tarafa konusu ile dikkat çeken, köy ve köylüden söz eden Küçük adlı romanda ilk defa Anadolu köylüsü en geniş şekliyle yerini almıştır. Yine dikkat ederseniz dostlar, gerçekliğe bir vurgu var. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda aydın halk arasındaki uçurumu acı bir gerçeklikle gözler önüne seren Yaban romanı köylülerin acımasızca kötü gösterilmesi nedeniyle yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştır. Yine gerçekliğe vurgu var. Yazarın bu romanındaki başarısı insan ruhunun derinliklerinde gördüklerini gün yüzüne çıkarabilmesine yatar. Çünkü yazar kahramanını önce bağrına basmış, ondan sonra okurun karşısına çıkarmıştır. Ha burada bir Toplumsal gerçekçilik yok dostlarım. Burada bireyin iç dünyasına esas alan konuları yansıtma durumu söz konusu. E dolayısıyla yukarıdaki ifadeye ters düşer. Bırak yukarıdaki ifadeyi. Adana, Bursa, Ceyhan ve Denizli hep böyle toplumsal gerçekçileri anlatıyormuş gibi Edirne sanki bana Peyami Safa'yı anlattı. Yani bireyin iş dünyasına esas alan bir yazarı anlattı. Bu yönüyle bile E seçeneği diğer seçeneklerden farklıydı. Cevabımız da E seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 20. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce akışını bozmaktadır diyor. Şimdi bir bakalım. 2021 yılında insan bedenini daphaneye dönüştürmek için patent almış olan Bill Gates ve dünyaya yön veren küresel şirketlerin ikonik politik liderlerin güdümünde çok önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Her yıl Ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nun bu seneki başlığı ise Great Reset Türkçe'ye çevrilecek Türkçe'ye çevirecek olursak dünyanın kapatılıp yeniden başlatılması olarak ifade etmek sanırım yanlış olmayacaktır. Tamam 2-1'in devamı. Ocak ayında yapılması planlanan etkinlik 2021 yazına ertelendi. Bu yılın başlığı yeterince ilginç olmasına rağmen geleceğimize format atılması başlığı Davos için yeni bir konu değil. Hmm. Dikkatinizden kaçmış olabilir. Ama 11 Kasım 2016 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu'nda 2030 yılının nasıl olacağı konusunda bir manifesto bile yayımlandı. Şimdi dikkat ederseniz parçanın bütününde reset atmak, bu yılki etkinlikler vesaire hep bunlar anlatılıyor. Ama şu üçe dikkat. Ocak ayında yapılması planlanan etkinlik 2021 yazına ertelendi. Burada bir böyle bir zıplama var ama biz tabi yer manadolu çocuğu yemez. Dördüncü cümle ile ikinci cümlenin nasıl da birbirinin devamı olduğunu fark ettik. Bak dikkat. Her yıl Ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan dünya ekonomik formunun bu seneki başlığı ise Türkçe'ye çevirecek olursak dünyanın kapatılıp yeniden başlatılması olarak ifade etmek sanırım yanlış olmayacaktır. Bu yılın başlığı, başlığı, başlık. Yeterince ilginç olmasına rağmen geleceğimize format atılması başlığı Davos için yeni bir konu değil. Bak dikkat edin dördüncü cümle. ikinci cümlenin devamı haliyle düşüncenin akışı 3'te bozuldu. Cevabımız da C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 21. soruya. Bu parçada aşk ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru bir ana düşünce sorusu. Ana düşünce sorusunu bu parça Niçin yazıldı kafasıyla okuyacağım. Bu parça niçin yazıldı? Sivri Hoca bu metni ni, niçin aldı? Bunu anlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Her şeyin alınıp satınabildiği, dijitalleştiği, arkadaşlıkların bile sosyal medya üzerindeki etiketler, beğeniler, yorumlara indirgenmeye başlandığı, günümüzün modern ilişkilerini aşıp artık peri masallarında bile bulunmayan aşkı deneyimlemek mümkün müdür? Evet mümkün. Hadi gelin sevme sanatı kitabının yazarı, sosyal psikolog, psikanalist, Alman filozof Erik Fromm'a kurak verelim. Kurak. Kulak verelim ve affedersiniz. Gerçek aşka giden yolun taşlarını birlikte döşeyelim. Resmen vırakladım az önce fark ettiniz mi? <laughs> Erik Fromm ilk adım sevmenin bir sanat olduğunun farkına varmaktır. Tıpkı yaşamın bir sanat olduğu gerçeği gibi, sevmeyi öğrenmek istiyorsak müzik, resim, heykel sanatları, marangozluk, doktorluk, mühendislik meslekleri gibi diğer her şeyi öğrenmek için yaptığımız biçimde hareket etmeliyiz demiştir. Şimdi parçanın niçin yazıldı. Ey Sivri Hoca, niye yazdın bu metni? Bu metni şunun için yazdı. Şimdi günümüz teknoloji falan filan uçtuk, coştuk, gittik de gerçek aşk. Mümkün müdür hala o peri masallarındaki aşk mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kendisine destek olarak da Eric Fromm'u gösteriyor. Diyor ki eğer sevgi üzerine, aşk üzerine çalışırsanız, emek harcarsanız nasıl ki bir şeyi öğrenmek için emek harcıyorsunuz? Harcarsanız elbette mümkündür. İşte bunu ispatlamak için bu metin yazıldı. Bir bakalım. Aşkın ötesine nasıl geçeceğimizi bilirsek ve bunu kalpten istersek gerçek bir işlemlik oluşturabiliriz değil. Aşk bir aktivitedir. Pasif bir etki değil. Sürekli bir varlıktır. Ani bir patlama değildir. Geç. Aşk üzerinde çalışa çalışa zamanla kurabileceğimiz yüksek bir duygudur. Evet. Gerçek aşk alçak gönüllülük, cesaret, inanç ve devamlılık gerektirmektedir. Yani yukarıda bunlar geçiyor olabilir. Parçanın mesajı bu parça niçin yazıldı? Buna cevap vermiyor. Kendinizi ne kadar severseniz sevginiz başkalarına o kadar çok meyve verecek ve sürekli olacaktır. Yine ilgisi yok. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Parçanın ana düşüncesi buydu dostlarım. Peki geliyorum 22. soruya. Bu parçadan aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz. Şimdi şöyle bir şıklara bakmanızı istiyorum. Bu sorunun çözüm tekniğini size anlatmıştım daha önce. Şıklarda yukarıda olanların hangisi yok dostlar? 2 numara. Değil mi? O zaman bizim için şu iki numaralı cümle çok önemli. Bu aynanın içerisinde şüphesiz anne ile çocuk birlikte yer alır. Tamam. Şimdi bu cümlenin anlamını taşıyan cümleyi paragraftan atarsam parçanın anlamı daralmaz. Niye? E zaten bak bu anlatıyor. Diğer cümleyi çıkarttığın zaman bir şey değişmeyecektir. E peki hocam şıklarda yukarıda geçen cümlelerin tamamı olursa. Yani burada mesela 6 cümle var. 5 cümlede kaldığını düşünelim. Şıklarda da 1, 2, 3, 4, 5 olsun. O zaman ne olur? O zaman da şunu yapacaksınız. Mesela birinci cümlede bir şey anlatılmıştır. Üçgen anlatılmıştır. Atıyorum dördüncü cümlede üçgen ve kare anlatılmıştır. E o zaman birinci cümle dördüncü cümlenin içinde geçtiği için şıklardan birinci cümleyi atabilirsin. Parçanın anlamı değişmez. Eğer şıklarda tüm cümleler varsa. Ama şu anda bak iki yok. 2 olmadığına göre 2'nin anlamını taşıyan cümleyi bulacağız. E haydi bakalım. Estetik açıdan bakacak olursak şiiri çocuğun hayal dünyasında gezen bir aynaya benzetebiliriz. Bu aynanın içerisinde şüphesiz anne ile çocuk birlikte yer alır. İşte bu yüzdendir ki çocukları annelerinden ayrı düşünemeyiz. Evet anne ile birlikte bak değil mi? Çocuğun ana rahmine düşüşünden dünyaya gelişine kadar olan ve hayat boyu süren bir ömür yolculuğu şiirsel bir yolculuktur. Bunun hayatta bir karşılığı vardır. Nine geçmişin, Anne anın, çocuk ise geleceğin. Diğer bir deyişle umudun imgesidir. E baktığımız zaman şimdi ikinci cümle ile üçüncü cümle neredeyse birbirinin aynısı. E dolayısıyla üçüncü cümleyi atarsam parçada bir anlam değişimi olmaz. E cevabımız da B seçeneği yani 3 numara olmalıdır. Peki geliyorum 23. soruya. Bu parçaların hareketle Squid Game dizisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ne diziydi be? Yani nasıl izledik değil mi milletin birbirini öldürmesini? Bir bakalım. Arenada gündelik hayatta dezavantajlı konumdaki insanların ölesiye mücadele edişi konsepti Antik Roma'ya kadar eski bir meseledir. Aradan geçen 2000 yıla rağmen ölüm kalım savaşları hala geniş kesimleri heyecanlandırmayı başarabiliyor. Bu anlamda söylersek 2 hafta önce gösterime giren aşırı şiddet içerikli macera dizisi Squid Game büyük bir izleyici kitlesi çekti. Bu dizi formatının yeni olmamasına karşın çarpıcı görüntüleri, gerçekçi karakterleri ve insan doğasına dair düşündürdükleriyle ilgi çekicidir. Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın peş peşe 6 oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla kanlı bir yarışmanın cazibesine kapılanların hayatta kalma hikayesidir. Yarışmalar basittir. Bunlar yarışmaların, yarışmacıların çocukluklarında oynamaya alışkın oldukları oyunlardır. Burada seyircinin ekran karşısına çakılmasına sebep olan da masum çocuk oyunlarının vahşi ölümlerle oluşturduğu zıtlıktır demiş. Şimdi ekonomik sorunlar yaşayan bir grup insanın hikayesini mi anlattı? Evet. İçerik ve yapısıyla izleyicinin beğenisini kazandı mı? Evet. Aktüel bir konuyu izleyicinin gündemine taşımış olması. Aktüel mi? Ta eski Roma'dan beri o hipotromlardan beri zaten var olan bir şeydi bu zaten diyor parçanın tamamında oyunların içerik olarak karmaşık bir yapısının olmaması. Evet çocukluğumuzda oynadığımız basit oyunlar. Çok kısa bir sürede önemli bir izleyici sayısına ulaşması kesinlikle var. Ama aktüel bir konuyu değil. Bu taa Roma'dan beri var olan bir durumdu. Peki geliyorum 24. soruya. Bu parçada sözü edilen filmin eleştirilme nedeni. Bu film niçin eleştiriliyor? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Tenet'i beklenti çıtasını çok yükseklere çıkarmadan izlemek şarttır. Yoksa benim gibi Christopher Nolan hayranı olarak yönetmenin benzer konulardaki geçmiş başarılarına güvenip hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz olur. Ancak filmin teknik konulardaki ustalık gösterisi için izlenmeye hak kazandığını teslim etmek gerekir. Nolan kariyerinin ikinci filmi akıl defteri Memento'yu doğrusal olmayan sondan başa doğru ilerleyen bir kurgu ile anlatmıştı. Bu kurgu anlatıcının gerçek zamanlı hikayesiyle iç içe geçiyordu. Tenet'in senaryosundaki gelecekle geçmişi birleştiren karmaşık entrikasını çözmek zordur. Senaryodaki zamanı tersine çeviren, zaman kıskacı, operasyonlarıyla, zaman fentezileriyle, zaman evirme teknolojileriyle ilgili savlar inandırıcı olmaktan uzaktır. Şimdi burada eleştirilme nedeni özellikle zamanla ilgili durumlardaki inandırıcılıktan uzak olma durumu değil mi? Bir bakalım Nolan'ın bilim kurgu film anlayışı, aksiyon film izleyicisinin zamanın ötesine dünyanın gizemli şehirlerine götürmesi değil. Christopher Nolan'ın sıra dışı filmleriyle izleyicisinden beklentileri olan bir sinema adamı olmak istemesi Hayır bunu konuşan kişi söylüyordu. Benim ondan çok beklentim var. Bu sebeple hayal kırıklığına uğrayabilirim diyordu. Filmlerinde rastlayamadığımız olağanüstü bir teknikle çekilmiş olması değil. Zamansal meseleleriyle bünyesinde sayısız zaaf barındıran kafa karıştırıcı bir senaryoya sahip olması ve gerçeklikten uzaklaşması. Evet tam olarak bu. Bilim kurgu filmleri seviyesinde özgün fikirler üretebilen derin bir film olmaması değil. Cevabımız D seçeneği. Özellikle son bölümde niçin eleştirildiğini zaten D seçeneğinde aynı ifadeler var. Bize söylemiş cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 25. soruya. Bu parçaya göre bestecinin başarısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Remling yakın zamanda Daylan'la yaptığı bir görüşmede bir numarayı sordu. Daylan şöyle anlattı. İnsanlar Lenort hakkında konuşurken melodilerinden bahsetmeyi atlıyorlar. Bana göre melodileri sözleriyle birlikte onun en büyük dahiliğidir. Hmm. Bildiğim kadarıyla modern müzikte hiç kimse böyle bir dahiliğe bu kadar yaklaşmamıştır. The Love gibi iki temel akord üzerine kurulu basit şarkılarında bile çok önem taşıyan komport dizeleri vardır. Görüşmede Daylan... Cohen'in başka müziklerden de örnekler vererek hepsinin müthiş şarkılar olduğunu, derin ve her zaman içten, şaşırtıcı şekilde melodik ve insanı düşündüren ve hissettiren şarkılar olduğunu söyledi. 80'lerin sonundaki bir turnesinde Hallelujah çaldığını, bu şarkının kendisinde yankımaları olduğunu dile getirdi diyor. Şimdi baktığımız zaman melodiye sürekli vurgu var değil mi? Yani melodi ilgili bir vurgu söz konusu ve başarısının da buradan geldiğini söylüyor. Hatta diyor ki yani o kadar basit dört tane akor yani dört tane basit akoru bile yan yana getirerek o tonlamadaki yeteneğiyle başarılı olmuş diyor. E bir bakalım şimdi. Çok ünlü bir söz yazarının melodileri oluştururken kendisine yardım etmesi değil. Şarkı sözlerinin şiir olarak da kabul edilebilecek parlak bir söz yazarı düzeyinde olması hiç değil. Şarkı geleneğinde anlamlı şiirsel ifadelerin ve yarattığı ezgilerin tonlama gücünün yüksek olması olabilir. Kişisel yaratıcı keşiflere yönelik çeşitli sapmalardan oluşan fasılların olması değil. Ezgilerini uzun bir zaman diliminde büyük bir emekle oluşturması değil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Özellikle ezgilerin tonlama gücünün yüksekliği adama başarısını getirmiş. Cevabımız da C olmalıydı. Peki geliyorum 26. soruya. Şimdi bu parçada asıl anlatılmak istenen numaralanmış cümlelerin hangisine verilmiştir? Yani ana düşünce. Yani niçin yazıldığını bu sefer numaralı cümlelerden bulacağız. Sosyolog Hames Evan akademik dergilerde yayınlanan 34 milyondan fazla makaledeki alıntıları incelediğinde algoritmaların güçlenmesinden sonra alıntı sayısının nasıl azaldığını ve kaynakların nasıl aynılaştığını keşfetti. Bu algoritmaların nasıl bilgi filtreme araçlarına dönüştüğü ve popülerliği arttırıcı görevleri doğrultusunda hangi bilgilerin önemli olduğuna ve neyin olmadığına karar verdiklerini gösteriyor. Algoritmalar sadece akademik alanda değil hayatımızın her alanında bizi aynılaştırmaya devam ediyor. Etrafımız aynı ürünleri markaları giyen, aynı sporları yapan, aynı mekanlara giden hatta aynı düşünen insanlarla doludur. Algoritmalar bir yandan herkesi birbirine benzetirken bir yandan da bizim gibi insanlarla eşleştirip bizi farklılıkları göremez hale getirmektedir. Makine ile özgür irademiz arasındaki kavga teknoloji ilerledikçe sürmeye devam edecektir diyor. Şimdi kıymetli dostlarım burada ya bu parçanın mesajı ya algoritmalar bizi... O kadar çok aynılaştırdı ki, o kadar çok birbirimize benzemeye başladık ki, maalesef farklılıkları göremiyoruz. O da dikkat ederseniz algoritmalar bir yandan herkesi birbirine benzetirken, bir yandan da bizim gibi insanlarla eşleştirip bizi farklılıkları göremez hale getirmektedir. Parçanın mesajı budur. Ana düşüncesi budur. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet. Uyumadık değil mi? Hadi bakalım birazcık canlanın, canlanın. Hatta durdurun bir videoyu. Bir yüzünüzü yıkayın gelin. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Bu parçanın hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi kıymetli dostlarım bakalım. İnsanlık karadaki yaşam alanlarının üçte birine, okyanusların üçte ikisine ve sulak alanların yüzde seksen zarar vermiş durumdadır. Evet maalesef. Okyanuslardaki aşırı avlanma deniz canlıların üçte birini ne yazık ki yok etti ve her yıl 300 ile 400 milyon ton ağır meta çözücü madde ve zehirli atıklar deniz ve okyanuslara boşaltılıyor. Yapılan tahminlere göre 200 milyon insanın 30 yıl sonra bulunduğu yerden göç etmek zorunda kalacağı belirtiliyor. İklim değişikliğinden dolayı su kaynakları tükenecek, tarım verimliliği azalacak, aşırı hava olayları artacak ve dünyanın birçok bölgesinde biyoçeşitlilik azalacak, buna bağlı olarak insan hassasiyeti artacak ve bu durum insanın kötü durumda oldukları yerlerden daha iyi yaşayabilecekleri yerlere gitmelerine neden olacaktır. Bu nedenle 100 yılın ortalarına yaklaştıkça çevre mültecisi kavramını sıklıkla duymaya başlayacağız demiş. Şimdi Çevre kirliliğinden dolayı temiz su kaynaklarına ulaşmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Evet, doğru. İklim değişikliğinden dolayı günlük hayatımızda kalıcı değişiklikler yaşamaktayız. Tamam. Dünya iklim krizi kaynaklı belirgin bir göç hareketliliği beklenmektedir. Parçanın ana düşüncesi, yazılış amacı bu. E hocam Adana Bursa'da geçiyor yukarıda. Geçiyor. Evet. Hatta soru söylenebilir sorusu. Ana düşünce için söylenebilir ifadesi pek fazla kullanılmaz. Yardımcı düşünce bile olabilirdi bu. Ama şimdi şıklara baktığım zaman A'yı yukarıda gördüm mü evet B'yi istesem çıkaramaz mıyım çıkarabilirim. Ama C'ye bakacak olursanız direkt metnin mesajını veriyor. Dolayısıyla şıkları birbiriyle karşılaştırarak ha demek ki bu benden ana düşünceyi istiyor. O da Ceyhan'da. Sınırların esnetilmesi, globalleşme rüyası ve söylemi yerini başka bir dünyaya bırakmaktadır. Bu zaten hiç yoktu yukarıda. Göç meselesi nedeniyle sınırlar ve sınırların korunmasında gelişmiş önlemler alınacaktır. Yok, yine yukarıda yoktu. Bunları zaten rahatlıkla eleyebiliriz. İlk üç seçenek parçadan çıkıyor ama parçanın mesajı yani niçin yazıldı bu parça? C seçeneğini ispatlamak için. Dolayısıyla cevabımız da Cihan olacaktı. Peki, geliyorum 28. soruya. Bu parçadaki gibi düşüncelerini dile getiren biri aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir demiş. Bir bakalım şimdi. Gerek kültürel gerekse coğrafi yerleşkemiz ele alındığında konunun bireyin hem çocukluk hem de yetişkinlik hayatında ne kadar önemli olduğunu ve tüm ilişkilerinin temelini meydana getirdiğinin anlaşılmadığını hatta bazı aileler tarafından hiç bilinmediğini düşünüyorum. Kişisel sınır kavramı ülkemizde ve kültürümüzde maalesef yeteri kadar öğrenilmiyor çünkü çocuklukta öğretilmiyor. Buna bağlı olarak da diğer kişilerin sınırlarına saygı ve anlayış yetişkinlikte de pek sık uygulanmıyor. Hatta kişiler kendi sınırlarının bile farkına varmadan bir ömür tüketiyor. Evet kesinlikle katılıyorum. Yani hayır deme sanatı. Bunu bir öğrenmemiz lazım. Bir bakalım. Çocuklar genellikle ilk tepki olarak ağlamaz veya büyük sorunlar çıkaracak davranışlar sergilemez. Çünkü yukarıyla bir alakası yok. Çocuklar bir yaşından itibaren bir yandan özgürleşmek, bir yandan da bireyselleşmek isterken başkalarını dikkate almaz. Tam tersi yani. Kişisel ihtiyaç ve değerlerimiz doğrultusunda şekillenen ve her bireyde farklılık gösterebilen bireysel sınırlar önemlidir. Evet bireysel sınırlarımızı öğrenmeliyiz ki ilerleyen yaşlarımızda herkesin sınırlarına saygı duyalım. Biz bireysel kişisel sınırlarımızı bilmediğimiz için başkalarında da sınır olmadığını düşünerek işte birazcık kaba olabiliyoruz. Evet bunu söyleyebilir. İstekleri ebeveynleri tarafından defalarca duyulmayan çocuklar zamanla çaresizliği ve özgürleşmemeyi öğrenebilir. İlgisi yok. İşe yaramayan inançların farkında olmayan kişiler doğası gereği değişime de gerek duymayacaktır. Ne ilgisi var? Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum <laughs> Affedersiniz. 29. soruya. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Evet. Yeni nesil bir soru dostlar. Son yıllarda çıkıyor böyle sorular. Bir bakalım. Kenya, Tanzanya, Kamerun, Güney Afrika, Namibya ve Zimbabwe'de yaşayan siyah gergedanlar Afrika'nın 5 büyük vahşi hayvan topluluğu arasındadır. 1900'lü yıllarda Afrika'da yüz binlerce olduğu tahmin edilen siyah gergedanlardan bugün sadece 3.600 tane kalması insanların açgözlülüğünden başka bir şey değildir. İnsanlar insanlar yüzünden sayıları azalmış. Siyah gergedanların kendilerini korumada yarar sağlayan boynuzlarını insanlar bıçak sapı ve gereçler için tercih ediyor. Bundan dolayı siyah gergedanların çoğunun soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Boynuzu nedeniyle kaçak olarak avlanmaya devam edilen gergedanların sayısı her geçen gün azalmaktadır. Yani insanoğlunun bu gergedanlara ne yaptığı anlatıldı. Daha sonra da niçin yani niçin bunu yapıyorlar işte boynuzlarını kullanmak için vesaire. Bir olgu ortaya konup bu olguyu ortaya çıkaran etmenden söz etmektedir. Bak bir olgu ortaya koyduk dedik ki ya bunların nüfusu gittikçe azalıyor. Sonra bunun nedenini açıkladık işte boynuzunu kullanıyor insanlar falan filan. E dolayısıyla cevabımız Adana. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik değişik, değişik örnek yok. Değişik örnek yok. İki fark zaten bir de örnek yok. İki farklı durumla ilgili ortak bir görüş. iki farklı durum yok. Değişik fikirlerin aslında birbirini desteklediğini göstermektedir. Değişik fikir yok. Farklı biçimler kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. Hayır. İkinci parça birinci parçanın nedeni durumunda. Değil mi? Dolayısıyla Edirne'de değil cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 30. soruya. Belim ağrıdı. Evet şöyle biraz toparlanayım. Evet. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Evet. Winston Churchill'in zor zamanlarda kendime hatırlattığım bir sözü var. Churchill cehennemden geçiyorsan yürümeye devam et der. İşte sanat bize bu yürüyüşü sürekli kılabilmenin gücünü verir. Fırtınadan korkup ürkmüş kuşların koruyucu bir kanat aramaları gibi gidip ona sığınırız. Biliriz ki insanın insana en büyük armağanlarından olan sanatın o geniş kanatları bizi bir araya getirir ve korur. Evet korur. Bizler belki kendi küçük yaşantılarımızda sanata hiç bu kadar ihtiyaç duymamış olsak da sanat bunu yüzyıllardır yapmaktadır. Bu zor günler geride kaldığında sanat var olmaya devam edecektir diyor. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez demiş. Adam sanatı koruyucu, insanlar için koruyucu olarak görüyor. Sanat üzerinde yapılan hatırlatma ve hayal kurma pratikleri içsel bir güçlenmeyi beraberinde getirir, insanı güçlendirir. Doğru. İnsana iyi gelen bir arada olma duygusu ve endişesini coşkuya dönüştürmede yaşama anlam katma arayışı sanatla mümkün olur. Bunu söyleyebilir. Evet. Sanatla başka bir yere doğru bakmaya başladık ve o baktığımız yer bizim her sorunumuzu çözmedi. Oysa adam her noktada sanata sığındı. Sanatın kanatları altına girdi değil mi? Dolayısıyla bunu söylemesini bekleyemeyiz. İnsanlığın büyük kalbi, büyük vicdanı, büyük aklı ve gücü sanatta saklıdır. Kesinlikle. İnsan ancak bir ayağını geçmişe koyup diğerini geleceğe uzatırsa, içinde bulunduğu durumun üzerinden atlayıp sanatla bu güce ulaşabilecektir. Yine sanata bir olumlama var ve şıkları da kıyasladığımızda Adana, Bursa, Denizli ve Edirne sanata hep olumluyor bakın. Ceyhan'da ise başaramadı diyor. Dolayısıyla bu yönüyle bile cevabın C seçeneği olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Peki geliyorum 31. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunanları destekler nitelikte değildir? Bir bakalım neyi savunuyor? Kahramanın yolu soldan sağa yani bilinç dışından bilince doğru. Bilinçlenme yolculuğudur. Jung Hedef yalnızca bir fikir olarak önemlidir. Asıl olan bizi hedefe götüren eserdir. Yaşam sürecini bir anlam ile dolduran odur der. Bütünlüğe kavuşma ancak içsel ve dışsal büyümenin bir uyum halinde olması ile sağlanabilir. Gerçek insan kendi özgür yolunda hür düşüncesiyle kendi görevini üstlenir ve toplum içerisinde yerine getirir. Önce kendini tanır ve kendi içinde bütünleşir. Sonra da bir evrensel insan olarak üstlendiği görevi yaşamında aktif olarak yerine getirerek birliğe hizmet eder ve tüm insanlığın gönlünde kurduğu sonsuz ve sınırsız mabede de değerli katkılarda bulunur. Eğer ölmeden önce ölürseniz, öldüğünüzde ölmezsiniz fikriyle hareket eder. Evet güzel cümle. Eğer ölmeden önce ölürseniz öldüğünüzde ölmezsiniz fikriyle hareket eder. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunanları destekler nitelikte değildir diyor. Şimdi hayat yolculuğunun amacı yalnız olmak ve yalnız bu gaye ile yaşayabilmektir. Yalnızlığa bir vurgu pek göremedik. Devam. Bu yolda kendi içinde yükselmek önemlidir. İnsan gibi insan yaşarken kendini yeniden akort edebilen ölmeden önce ölen mesela akort edebilen seçkin kişidir evet. Kendini tanımak gölgeni de tanımak olup onu öldürmek değil onu ehilleştirerek onunla bütünleşmek ve kendine her yönüyle hakim olabilmektir kesinlikle hayattaki en büyük başarı kişinin kendi kendisiyle baş edebilmesi kendine söz geçirebilmesidir yani kendini eğitmesidir tamam her kim gölgesini ve aydınlığını aynı anda algılarsa yani iyi ve kötü yanlarını aynı anda algılarsa o kişi kendisini her iki yönden de görür ve böylece insanlığa hizmet eder. Tamam. Şimdi hayat yolculuğunun amacı yalnız olmak ve yalnız bu gayeyle yaşamaktır. İlgisi yok değil mi? E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Geliyorum 32. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanları destekler nitelikte değildir diyor. Bir bakalım. Elit olmayı istemek aslında bir zorunluluktur. Bu cefalı, meşakkatli bir süreç olsa da insanı dönüştüren bir süreçtir. Bol okuma yapmak gereklidir. Kişinin gözleri açık olmalı ve kişi yaşamı kaydetmelidir, öğrenerek büyümelidir. Bunun için tehlikeli girişimlere cüret etmek ve yola koyulmak gereklidir. Elit kendisiyle birlikte toplumun da ilerlemesini isteyen kişidir. Toplumlar elitleriyle mesafe alır. Bugün gelişmiş bir ülke herkes mükemmel eğitimli ya da müthiş bir zekaya sahip olduğu için değil seçkin kişilerin, hak eden kişilerin, layık kişilerin önemli makamlara gelmesi için gelişmiştir. Tüm gelişmiş ülkeler liyakat prensibine dayalı olarak elitisttir. Bu tip ülkelerde hiçbir altyapınız olmadan uzmanlık gerektiren birimlere atanamaz, oralarda asla yönetici olamazsınız diyor. Ne kadar anlamlı bir paragraf değil mi? Hadi bakalım. Elit olmak bir anlamda aristokrat olmaktır. Doğuştan gelen bir yetenektir. Hayır canım adam sana bir sürü yöntem gösterdi nasıl elit olacağına dair ve elit olmayı da bir zorunluluk olarak gördü. Elit olmalıyız ki elitist bir toplum olmalıyız ki gelişebilirim dedi. Aristokratlıktan bahsetmedi doğuştan gelir demedi. Dolayısıyla cevap muhtemelen bu. Elit insan bir toplumu ileri götüren, dönüştüren toplumun nitelikli üyeleridir. Kesinlikle. Elit olmak paralı ya da diplomalı olmak değildir. Bir işi iyi yapan insanların dikeyine sınıflanmasıdır. Evet, elit, kibar, bilgili, görgülü toplumun üst katmanlarına çalışarak hakkıyla gelmiş kişi demektir. Yani liyakat sahibi. Elit insanları yetiştiremeyen toplumlarda gelişmişlik düzeyi düşük seviyelerdedir. Böyle toplumlarda vasatın egemenliği kaçınılmaz olur. Doğru. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Çok da güzel bir paragrafmış. Buradan Sivri Hocam'a da selam olsun. Peki, geliyorum. 33. soru ya. Bu parçaların hareketle, kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demeyin. Şimdi bu Bedir Rahmi İboğlu'nun ölçtüğüydü. Sorardı. Paris'tesin açsın. Cebinde 50 frangın var. Ne yaparsın? Karnını mı doyurursun? Sinemaya son günlerin en iyi filmini izlemeye mi gidersin? Kitap mı yoksa küçük bir prodüksiyon mu alırsın? Müzeye mi gidersin? Sözlerine devam ederek. İşte o yaptığın senin kültüründür. Kültürümüzü belirleyen ne yaptığımız değil midir? Kültürümüz, eylemlerimizle belirlenen seçimlerimizin bütünü değil mi? Yaşadığımız olumsuz değerlere karşı koyabildiklerimiz, dilimizin anlam zenginlikleri, geleneklerimiz, özbenliğimizin yansıması, kendimize ve yaşantılarımıza kattıklarımızdır, diyor. Yine harika bir paragraf, çok güzel bir metin. Evet, bu parçanın hareketle... Kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bütün yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şeydir. Evet tercihlerimiz vesaire hepsi giriyordu. Toplumsal gelişme süreci de gerçekleştirilen ve gerçekleştirmeyen unsurların toplamıdır gerçekleştirilmeyen, dur bakalım sen, insan eylemlerinden sonra ortaya çıkan değerlerdir. Kütüphaneye mi gidiyorsun, sinemaya mı gidiyorsun, nereye gidiyorsun değil mi? Düşünce faaliyetlerimiz ve yaptıklarımız sonucu meydana gelen niteliklerdir. Bireyin yaşama verdiği ve yaşamdan aldığı meziyetlerin bütünüdür. Ama kesinlikle Bursa değildir. Cevabımızda B seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 34. soruya. Münazaraya katılan B grubundaki öğrencilerin tezleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Bir bakalım. A ve B adlı iki öğrenci grubu bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak sıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasıyla yapılan tartışma türü olan münazaraya hazırlanır. Konu yabancı dilde eğitimdir. A grubunun tezi yabancı dille eğitim ancak sömürge ülkelerinde görülen bir uygulamadır. Hiçbir bağımsız ülkede yabancı dille eğitim yapıldığını gösteremezsiniz. Ancak yabancı dil eğitimi vardır. Yabancı dille eğitim yoktur, yabancı dil eğitimi vardır. Hmm. Şu gerçeğin altını bir kez daha çizelim. Yabancı dille eğitim yapan bir ülkede ne bilim, ne kültür, ne felsefe, ne sanat, ne de dil gelişebilir. Ayrıca ulusal bağımsızlıkla tehlikeye girmiş olur. Ben bu A grubunun tezine katılıyorum. Yani yabancı dille eğitim başka, yabancı dil eğitimi başka. Yabancı dille yaparsan sen bir sömürgesindir. Ama yabancı dil eğitimi veriyorsan bu normaldir. Çünkü her ülke yabancı dil eğitimi zaten verir. Peki B grubu bunun tersini savunacak değil mi? Eğitimi yabancı dille yaptığınızda kendi kültürünüzü, ulusal varlığınızı koruyabilmeniz pek mümkün değildir. Çünkü bu kültür emperyalizmine kaparlar diyemez. Çünkü B grubu, zaten A grubu bunu söylüyordu. E dolayısıyla B grubu da bunu söylerse aynı düşünceye katılmış olur. E halde karşıt bir görüş olmaz. Dolayısıyla cevap bu. Bunu söyleyemez. Yabancı dille eğitim yapılan ülkelerde ana dil ve ulusal kültür eğitimi daha bilinçlice yapılır. Bu nedenle öğrenci yabancı bir dili öğrenirken kendi dilinin önemini de kavrar diyerek yabancı dille eğitimi yeşil ışık yaktı. Oysa yukarıdakiler yapmamıştı. Eğitimin yabancı dille yapılmasının bireyin farklı algılama ve düşünme biçimleriyle karşılaşması, yeni yeni kavramları öğrenmesi, yeni bilgilere yabancı dille daha kolay ulaşabilmesi gibi ayrıcalıkları vardır diyerek yine yabancı dille eğitimi övdü tamam. Eğitimi yabancı dille yapmadığımız takdirde yabancı dille öğretemezsiniz diyerek yine övdü. Yabancı dille eğitimi eleştirenlerin en büyük yanılgısı dili araç değil de amaç olarak görmeleridir. Oysa dil bir iletişim aracı, geniş anlamda da kültür, tarih gibi unsurların aktarma aracıdır. Bu da biraz hümanist, tatlı su balığı. Yani sıkıntı yok diyor. Yabancı dille de eğitim yapılabilmelidir diyor. Oysa bizim A grubumuz ne demişti? yapılamaz. B grubu ise yapılabiliri savunacaktı. A seçeneğindeki ifade A grubunun görüşünü destekliyor. Dolayısıyla B grubu A seçeneğindeki ifadeyi söyleyemez. Peki geliyorum 35. soruya. 35 ve 36'yı verilen metne göre çözün demiş. Bu parçanın hareketle kadınlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bir bakalım. Şinasi'nin şair evrenmesi Türk kadının modernleşme konusundaki kötüden betere evrilen hikayesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Evlilik konusunu seçen ve görücü usulü evliliği eleştiren Şinasi, aşk evliliklerini savunarak toplumsal yaşamda kadına modern bir yaşamın yolunu açmaya çalışsa da Hüseyin Rahmi Gürpınar 1932'de yazdığı Kadın Erkekleşince adlı oyununda aşk evliliğini ve modern kadın algısını yerden yere vurur. İş hayatına atılan ve eşit haklar için mücadele eden oyun karakterlerini suçlar da suçlar. Öyle ki bir işi olan ve aşk evliliğiyle evlenmiş yeni kadın tipini erkekleştirmek de suçlar. Bu yeni kadın tipinin iddialı temsilcisi olarak çizdiği Nebahat adlı oyun karakteri doğum yaptıktan sonra iş yaşamına geri dönüp bebeklerine ve kocasıyla dönüşümlü bakma konusundan ısrarcı olduğu için çevresi tarafından kıyasıya eleştirilir. Aşk evliliğinin meyvesi olan bebek annesinin çalışma inadı yüzünden beşiğinde hayatını kaybeder. Evet kötü bir durum. Her iki yazar da kadınların aynı haklardan yararlanması gerektiğini vurgulamıştır. Olmadı. Şinasi aşk evliliğini vurgulamıştı. Hüseyin Rahmi Gürpınar ise tam tersi. Ee, o ne diyor? Yani o Evde kalmalı diyor. Yani dışarıya çıkmamalı. Kadın erkekleşmemeli diyor. Kadınlar edebi yapıtlar içinde farklı şekilde anlatılmıştır. Evet biri farklı biri farklı. Hüseyin Ahmi bir tiyatro yapıtında modern kadını eleştiriyor mu? Eleştiriyor. Şinasi şair evlenmesi eserinde kadının görücü usulüyle evlenmesini yeriyor mu? Yeriyor. Evet. Kadınlar erkeğe göre ve erkeklerin bakış açısıyla anlatılmıştır. Evet iki yazarımız da erkek. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 36. soruya. Yine aynı parça. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisi söylenemez demiş. Bir bakalım. Açıklayıcı anlatımı destekleyecek cümleler var. Karşılaştırma var. İki yazarı karşılaştırdık. Türk kadınına bakış örneklerle açıklanmış. Doğru. Okurun var olan kanılarını değiştirmek amaçlanmıştır. Ve şimdi Okur Şinasi gibi mi düşünüyor? Hüseyin Gürpınar gibi mi düşünüyor? Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla burada bir kanı değişimi söz konusu değil. Mecazlı söyleyişe yer verilmiş. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı diyeceğiz. Peki gelelim 37. soruya. 37 ve 38'i yine metne göre çözeceğiz. Bu parçada altı çizili cümle ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanat tarafsız değildir ve her koşulda siyasi ve ideolojik art anlamlarını amacı doğrultusunda kullanır. Bu da sanatçının varlık sorunsalının çözümüne çağdaş bir yol gösterici olarak imkan sağlar. Bugün ise teknoloji kültürü ve sanatları öylesine bir örnekleştirdi ki sanatları karşılaştırmak bile önemini yitirdi. Örneğin fotoğrafçılığın gerçekçi bir sanat olarak yükselmesi öteki sanatların marjinalleşmelerinde önemli rol oynadı. Yani aykırılaşmalarında. Tamam. Sanatçılar çoklu değerlere yöneldiler. Kimlik arayışı sanatlarda aranan bir değer oldu. Statü içeriğin belirleyici özelliği olmaktan çıktı. Estetizm iflas etti. Kalıcılığın yerini geçicilik, güçlünün yerini zayıf aldı. Düşünce olabildiğince özgürleştirildi. Bu da sanat nesnesiyle ona bakan göz arasında duyulan hazzın sanatçı tarafından sürekli ve eleştirel bir paradigmaya dönüştürülmesine olanak sağladı diyor. Bu parçada altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metni okudum çünkü metin 38. soruda bize lazım olacak. Sanat tarafsız değildir ve her koşulda siyasi ve ideolojik art anlamları amacı doğrultusunda kullanır diyor. Sanat tarafsız değildir. E şimdi baktığımız zaman ortaya konulan ve estetik değer taşıyan bir eser politik düşüncelerden bağımsız şekilde oluşmaz. Tarafsız değildir. Art anlamların amacı doğrultusunda ideolojik ve siyasi görüşleri aktarır, kullanır. E dolayısıyla cevabımız bu. Sanatta toplumsallığın, evrenselliğin ve sözcülüğün de önemli bir yeri vardır. Değil. Sanat toplumun bağımsız bir şekilde ilerlenemez. Toplumdan bağımsız bir şekilde toplumla bir bütünlük içinde devam eder. Değil. Bütün çağdaş kültürler ideoloji ve siyasetle bir ilerleme sağlamıştır. Değil. Kültürün insanların ideolojileriyle şekil aldığını herkes bilmektedir. Değil. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki gelelim 38'e. Aynı metin. Bu parçanın hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bir bakalım. Modern sanat klasik olanı ters yüz ederek toplumların sosyal bütünleşme, dayanışma ve yeni bir şeyler söyleme isteğinden doğmuştur. İlgisi yok. Yeni gelişmeler sanata doğru bakmayı, onu doğru değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Değil mi? Yani şu statülerinin gelişmesi, estetizmin iflas etmesi, kalıcılığın yerini geçicilik, güçlünün yerini zayıfın alması vesaire bütün bunlar sanata doğru bir şekilde bakmayı, onu doğru bir şekilde değerlendirip tanımlamayı vesaire zorlaştırıyor. Dünyada direnişle doğan sanatların etkisi öylesine çoktur ki bu birçok rejim için kendini yeniden yapılandırma arzusuna yol açmıştır. Parçayla hiç alakası yok. Artık geçmişte kalan klişeleşmiş ve gelenekselleşmiş ilkelerin yerini anlamların özgürlüğü almıştır. Değil değil, Direnişin sanatı salt üretilen yapıtlarla değil, yapıtların direnişini doğuracağı mekanlarıyla da üretebilme özelliği taşımaktadır değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 39. soruya. Yine aynı parçanın hareketle çözeceğimiz sorular. Bu parçanın hareketle Irwin Shaw ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Irwin Shaw Ölüleri Gömün adlı eserini kaleme aldığında 25 yaşlarındaydı. Savaşların ve savaş yaratanların temel gerçekleri olan ve ardına gizledikleri eşitlik, adalet, kahramanlık gibi kavramların koca bir balon ve süslü bir uydurma masaldan başka bir şey olmadığını anlatarak seyircinin karşısına çıkar. Vatanseverlik, dinin korunması, tüm insanlığa demokrasi getirilmesi, şer ekseninin yok edilmesi gibi söylemler aslında ekonomik çıkarlara, toprak ve iktidarın otoritesine hizmet etmekten başka bir şey değildir. Oyunda şav, bireyin özgürlüğünü, insan hayatının değerini, otoritenin anlamsızlığını, yaşamın ve varoluşun evrensel değerlerini sorgularken olağanüstü bir açıklıkla savaş karşıtı eleştirisi bir şamar gibi insanların suratına çarpar oyunun en çarpıcı sahnesi ölülerin gömülmeyi reddettiği ve yaşayan diğer üstlerin onları gömmeye gücünün yetmediğini anladığı anlardır. Ölüler gömülmeyi kabul etmeseydi siz öldürme nasıl devam edebilir ve insanları canlarıyla tehdit edebilirdiniz. Son mesaj oldukça güzel. Peki, hümanist dünya görüşünü, insanlar arası etkileşimi, toplumsal nitelik ve evrimsel gelişimi ön planda tutmuş Değil. Din adamlarının, politikacıların, rant peşinde koşanların, çıkarcıların her birinin yüzüne savaş gerçeğini tüm yönleriyle haykırmış. Hele ki ölüler gömülmeyi reddetseydi siz bu savaşları nasıl çıkarabilirdiniz değil mi? Evet cevabımız bu. İnsanın varoluşuna dair önemli sorunları gündeme getiren bir yazardır. Evet ama parçanın yazılış amacı bu değil. Niye? Çünkü B seçeneğinden anladım ki metnin tam bir ana düşüncesi. Ya demek ki ana düşünce istiyor. İnsanlar evrensel ilkeler doğrultusunda yaşama yön vermelidir, tezini savunmuştur, değil. Bireylerin mutlu olmasıyla toplumların da bir anlamda huzura kavuşacağını eserlerinde sıklıkla dile getirmiştir, değil. Cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki geldik son soruya. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Savaş gerekçesi olarak sunulan eşitlik, adalet gibi kavramların uydurma oldu. Evet. Ekonomik menfaat sağlama kuruna demokrasinin kalkan yapılması, demokrasi getiriyoruz falan filan. Yazarın bu eserini genç yaşında kaleme aldı. Evet 25 yaşlarındaydı. Tamam. Bireyin özgür olması ve insan hayatının kıymeti üzerine sorular sorduğu ve düşündürdüğü. Evet. Oyunun yazıldığı dönemde okurlar ve iktidar tarafından tepkiyle karşılandığı bir tepkiden bahsetmedi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıydı. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Kaç net yaptınız? Yorumlarda konuşalım. Bu bizim bu seneki ilk denememiz. Sivri hocamın bütün denemelerini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi kitabın satış linkini de yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bence Edi'nin güzel denemeler var. Hep ÖSYM metinlerini kullanmış hocam. ÖSYM metinlerinden yeni sorular yazmış. Gayet güzel, gayet yerinde. Bu deneme giriş seviyesinde bir denemeydi. Dolayısıyla kendinizi bir ölçün bakalım kaç net, kaç doğru, kaç yanlış yorumlarda konuşalım. Görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.